Ablacığım, gözlerin ağrıdı. Bırak hadi. Gel hadi, koyuyorum çorbaları. Sağ ol. Afiyet olsun. Erzaklar en az 2 hafta yeter. Kim getirdiyse Allah razı olsun. Amin. Ablamın hafta sonları çalışmaya karar verdim. Olmaz öyle şey. Hafta sonları çalışamazsın. Sen dersine, ödevine çalışıp okulunu bitireceksin. Annemizin, babamızın istediği gibi muallim olacaksın. Tamam ablacığım. Sen de hem evde hem dışarıda kendini heba et, paralı, öyle mi? Olmaz öyle şey. Kabul etmiyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle göz göre göre hayatını perişan etmene izin veremem. Hayatımın perişan olduğu falan yok. Siz benim ailemsiniz. Elimden ne geliyorsa yapmak zorundayım. Halimden de memnunum, tamam mı? Tamam değil abla. Ben hayatıma devam ederken... Ben de hayatıma devam ediyorum. Seni üzdük mü? Siz beni üzmediniz kızım. Öyle. Canım yandı işte. Canım yanmasın nenem. Gör bak her şey yoluna girecek. Girecek elbet. Nenem hem de yanımızda olsun yeter. Bir de Zehra sözümü dinlesin tabii. Abla. Bir ilaç gibi geldi. Nasıl da rahatlattı bizi. Ölüm burnumuzun ucundan geldi geçti. İnsan düşündükçe bir garip oluyor. Hele Metin'in o hali. Ben de hala inanamıyorum. Etraf ne kadar sessiz. Sanki Metin'in annesi 2 saat önce başında feryat etmiyordu. Hayat her saniye değişiyor. Her an her şey olabiliyor. Öyle. O yüzden insan hiçbir şeyi ertelememeli. Söyleyeceği bir şey varsa ertelemeden söylemeli. Yok canım. Yani bazı şeyler ertelenebilir. Gönül işleri gibi. O nereden çıktı şimdi? Bilmem. Öyle aklıma geldi birden. Aksine. Kalbin ölümüdür ertelenmiş aşk. İyi geceler. Kolu nasıl oldu filozof efendi? Acımıyor. Ya da ben duymuyorum artık. Erdem'i durduramazsam sadece kolum değil, başım da çok ağrıyacak. Sen bir şey söylemesen de bana olan ilgini biliyorum. Eğer bana olan duyguların da ciddiysen mektup eline geçtiği gün okul paydosunda benimle konuş. İmza sensiz ve mutsuz Zehra.